Bu videoda size örnek uzay kavramını açıklayacağım. Umarım bu sizin için faydalı bir çalışma olur. Eğer bir deney yapıyorsanız, olasılıkla alakalı bir deneyden bahsediyorum tabii. Elde edebileceğiniz tüm olası sonuçlar örnek uzayı oluşturur. Mesela yazı tura atıyorsak örnek uzay olası tüm sonuçlar yani yazı ve turadır. Bu küme yazı tura atmanın örnek uzayıdır. Peki bunu bilmek ne işe yarar? Bu sonuçları elde etmemizin olasılıkları eşitse, örnek uzay bize yazı ya da tura gelmesinin olasılığının ikide bir olduğunu söyler. Ayrıca elde edebileceğiniz olası tüm sonuçları bildiğiniz zaman gerçekleşme olasılıkları eşit olmasa bile bir olasılık dağılımı oluşturabilirsiniz örnek uzayın ne olduğunu biliyorsak elde edebileceğimiz olasılıkları da biliyoruz demektir. Sonra da sonuçların olasılıkları üzerine düşünebiliriz. Yine de örnek uzaylar yazı tura atma gibi sonuçların olasılıklarının birbirine eşit olduğu durumlarda daha çok işe yararlar. Çünkü bu sayede örnek uzaya bakıp, değişik olayların olasılıklarının ne olacağını hemen söyleyebiliriz. Buradaki çok basit bir örnek uzaydı. Şimdi işleri birazcık daha zorlaştırıp daha ilginç bir hale getirelim. Buraya bir çizgi çizelim ve bir gezegendeki bir fırında 3 farklı malzemeye sahip kek çeşidi olduğunu hayal edelim. Ve bu kekler ayrıca 3 farklı büyüklükte olsun. Bu örnekte bir olaya iki farklı açıdan yaklaşıyoruz. Hemen not edeyim. Bunlar fırında satılan keklerin aromaları olsun. Çikolata, havuç ve vanilya. Harika. Hmm. Bir de üç farklı büyüklüğü var bu keklerin demiştik değil mi? Yani keklerin porsiyonları diyebiliriz buna. Evet porsiyonlar küçük, orta idare eder ve büyük. Tabii ki bunu tercih ederim herhalde. Her çeşit keki istediğiniz büyüklükte alabiliyorsunuz anlaştık mı? Şimdi Buna bakarak sizce örnek uzayı nasıl oluşturabiliriz? Yani gözümüzü kapayıp bu fırına girersek ve rafta duran keklerden birine rastgele uzanırsak bu kekin büyüklüğü ve çeşidi ne olabilir? Evet, büyüklüğü ve malzemesini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Mesela bir ağaç diyagramı çizebiliriz. Evet, seçebileceğimiz üç farklı malzeme var öyle değil mi? Çikolatalı, havuçlu ve vanilyalı. Çeşidini seçtikten sonra da kekin küçük mü, büyük mü yoksa orta boy mu olması gerektiğine karar vereceğiz. Bu her malzeme için geçerli. Bu çikolatalı küçük değil mi? Çikolatalı orta ve çikolatalı büyük. Havuçlu küçük havuçlu orta ve havuçlu büyük. Son olarak vanilyalı küçük, vanilyalı orta ve vanilyalı büyük. Gördüğünüz gibi elde edebileceğimiz 9 farklı sonuç var. Mesela buradaki kek çikolatalı ve orta boy. Değil mi? Buradaki vanilyalı ve büyük boy. Yani önce vanilyalı demişiz, sonra da büyüklüğü seçmişiz. Bu arada eğer isteseydik bunun tam tersini de yapabilirdik. Nasıl mı? Tabii ki de önce büyüklüğü seçip sonra malzemesine karar verebilirdik. Mesela çok açsınız, girdiniz fırına. neli olduğu önemli değil. Bana çabuk en büyük keklerden bir tane verin dediniz. Yani önce küçük, orta ya da büyüklerden birini seçeceksiniz. Sonra da kekimizin çikolatalı mı, havuçlu mu yoksa vanilyalı mı olduğuna karar vereceksiniz. Fark etmeyecek bu durum. Görelim. Yine baş harflerini kullanalım. Ç, h ve evet çikolatalı, havuçlu ya da vanilyalı orta boy bir kek tercih edersek bu sefer de çikolatalı mı, havuçlu mu yoksa vanilyalı mı olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Büyük bir kek de yine çikolatalı, havuçlu ya da vanilyalı olabilir. Buradaki çikolatalı orta boy bir kek. Aynı keki burada seçmek istersek bir bakalım işte burada. Orta boy ve çikolatalı. Burada örnek uzayı kurmak için ağaç çebalarını nasıl kullanabileceğimizi gösterdim. İsterseniz bir e, bir tabloda kullanabilirsiniz. Evet, mesela yine baş harflerini kullanayım. Malzemeler, çikolata, havuç ya da vanilya olabilir. Evet, ve şimdi bu sütuna da büyüklükleri eklemek istiyorum. Küçük, orta, ve büyük. Hemen sütun ve satırları da çizeyim. Gördüğünüz gibi 9 kareden oluşan bir tablo elde edeceğim. Evet bitiyor işte oldu. Buradaki kek nasıl bir kektir? Küçük ve çikolatalı öyle değil mi? Peki ya buradaki küçük ve havuçlu. İsterseniz bunların hepsini doldurabilirsiniz. Bu da küçük ve vanilyalı. Bu satıra geçtiğimizde keklerin büyüklüğü artık orta. Orta boy çikolatalı, orta boy havuçlu ve orta boy vanilyalı. Son olarak bunlar da büyük çikolatalı, büyük havuçlu ve büyük boy vanilyalı keklerimiz. Yine 9 farklı sonuç elde ediyoruz ve bu tabloda aynı şeyi göstermenin bir başka yolu oluyor. Gelin bir de liste oluşturalım. Evet, liste yöntemiyle örnek uzayı görelim. Yine baş harflerini kullanacağım. Burası malzeme sütunu, burası da boy sütunu olsun. Evet, çikolata, çikolata, kekin üç büyüklüğü olabilir değil mi çikolatalı? Evet, küçük, orta ya da büyük. Havuçlu içinde üç boy var küçük, orta ya da büyük. Son olarak vanilyalı içinde aynı büyüklükler. Yani küçük, orta ya da büyük söz konusu. Yine 9 olasılığımızın olduğunu gördünüz, değil mi? Örnek uzay bize sonuçların olasılıklarının eşit olup olmadığını değil de eğer bir deney yapıyorsak hangi farklı sonuçları elde edebileceğimizi verir. Videonun başında da söylediğim gibi olasılıklar eşitse bu çok ama çok faydalıdır. Yani mesela burada bu keklerin hepsini alma olasılığı birbirine eşitse, küçük ya da çikolatalı bir kek olasılığını bulmak için buradaki sonuçların hangilerinin çikolatalı ya da küçük olduğunu bulmamız yeterli. Evet. Önümüzdeki videolarda bu konuları daha detaylı irdeleyeceğiz. Ama şimdilik örnek uzayın neden önemli olduğunu anlamanızı istiyorum örnek uzaylar bir değerlendirme yapmamız gereken durumlarda değişen iki ya da daha fazla özellik olduğunda çok daha önemlidirler ve bunlara bileşik olaylar için örnek uzay adı verilir bu örnekteki keklerin hem malzemeleri hem de büyüklükleri değişebildiği için örnek uzay bileşik olaylar örnek uzayı veya örneklem uzayıdır Tabi bileşik örnek uzaylar değişkenlerin ikiden fazla olduğu durumlarda da kurulabilirler.